Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisikletimi almış olduğum ekipmanlarımı, küçük bir ekipman aldım. Daha doğrusu ekipman değil, parça değiştirme. Rulmanlı bir pedal aldım. Epic marka. Neo1'den aldım bunu. 145 liraya aldım. Kargosuyla birlikte. Jelli bir sele aldım. Bu kargosuyla birlikte dahil 115 lira. Tabi bu jel seleyi pek o kadar beğenmedim. Biraz kaba duruyor gibi geldi bana ama artık beni biraz idare etsin yeter. Bu da almış olduğum suluk kafesi. Bu da Race 10 marka bir suluk kafesi. Şimdi ilk olarak suluk kafesinden başlayacağım. Suluk kafesinde söyledim fiyatını. Bunu 100 liraya aldım. Şimdi suluk kafesimizi takmayla başlayalım. Şimdi tekerle takacağım. Bakalım nasıl yapabileceğiz. Şu şekilde. Şöyle. Kela marka. Race 10. Gayet güzel duruyor, şık duruyor. Bayağı da hafif. Tabii ki karbon değil ama güzel. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Uyumlu geldi bana bisiklete de zaten kırmızı da olduğu için. Çok da abartı olmasın dedim. Böyle kıpkırmızı da durmasın diye bunu aldım. Şimdi bunu yerden sökelim. Şimdi vidalarımızı alalım. Şöyle vidaları tutturdum ama. Tamamdır. Şunu şöyle. Bundan sonrasını ayağımla. Tamamdır. Bu oldu. Şimdi bakalım nasıl duruyor. Şu şekilde oldu. Bayağı güzel duruyor. Altta böyle kırmızılı falan hoş durdu. Güzel, yakıştı. Beğendim bunu. Şimdi sıra pedallarımıza geçiyor. Pedallarımızda Epic Rulmanlı dediğim gibi bu. Ancak şu dikkatimi çekti bende. Şu kısmı yani şu gayet rahat dönüyor. Şurası şu. Şu rahat dönüyor ama bu sanki bir yerde zorlanıyor gibi. Artık bakacağız nasıl olacak. Anahtarımızı alalım. Şöyle. Tek elde de nasıl yapacaksam. Şöyle. Bu şeyin güzelliği de gizli. Böyle değil. Alyanla sıkıştırılıyor da hoşuma gitti. Göstereceğim şimdi size. Bakın. Bu böyle. Şurasından sıkıştırmalı yani. Ne deniliyor buna? Anahtarlı. Bu ise bunda anahtar yok. İçeriden şuradan şöyle göstereyim. Alyanla sıkıştırıyorsunuz. İçeriden alyanla. O güzel olmuş bence. Şimdi diğerini de aynı şekilde sökelim. Sanki şunlar biraz daha hafif geldi bana ve alan olarak aynı büyüklükte diyebilirim neredeyse. Yani küçük bir pedalda değil bunlar, onu söyleyeyim. Büyük de bir pedal. Tabii bunun kadar geniş durmuyor ama görüntüde. O da şundan dolayı, bakın bunda böyle yandan şey yapmışlar. Hani o yana bu yana kıvırtmışlar, ondan dolayı büyük duruyor ama bence alan olarak yani şu içten ölçtüğümüz zaman şuradan bence ikisi de aynı. Bir farkları yok. Şimdi ben bunları bir tartacağım ya. Kaç gram, hangisi daha hafif diye bir tartıya alıp geliyorum. Şimdi pedallarımızı şöyle bir alalım. İlk önce bisikletin pedalını ölçeceğim. Bakalım kaç grammış. Şöyle üstüne koydum. 220 gram. 221, 220 gram mı? Şimdi bunu ölçelim. 156 gram. Bayağı bir fark var aralarında. Bayağı bir fark var. Şimdi yeni aldığımız pedallar takalım. Şimdi ilk olarak bunu takacağım. Bunun akıcılığı daha iyi. Ve hiç ses yok. Sıfır ses. Bunda şurası içindeki bileğin oynadığını hissediyorsunuz. Mesela bunda böyle yaptığınızda bunda hiç bileğin oynadığını hissetmiyorsunuz. Bu konuda bayağı iyi. Şimdi diğer tarafı takalım.
Tamamdır. Bunu da sıktık. Bunu da size demiştim ya en başta. Bakın dönmüyor diye. Bakın bu dönmüyor. Bu böyle dönmüyor. Buna bakın. Bu böyle dönüyor. Bu çok rahat dönüyor. Ama bunda bunun kadar akıcı değil. Ya da sürdükçe mi açılacak bilmiyorum artık. Bu o kadar akıcı değil. Belki kullandıkça açılacak bu da. Ama şey olarak çok güzel durdu. Şu görüntüsü hoş durdu. Bakın bilyesiz duruyor şurası. O güzel durdu. Onu beğendim. İnşallah sürerken de rahat ettirir. Şimdi en sonki aşama selimizi değiştirmeye geliyoruz. Bunu da tam çıkartmayacağım yerinden. Şurayı yukarı çıksın. Şurada bir kısım var şu. Şunu şöyle biraz yukarı kaldırıp şöyle döndürsem yetiyor. Tamamen yeniden çıkartmaya gerek yok. Bakayım biraz daha. Tamamen oldu, yeter bu kadar. Seli tavana bakıyor neredeyse. Yerinden çıktı, bu hala dönmüyor. Şunu biraz çevirelim. Heh, oldu sanki. Tamam oldu. Tamam, selimiz yerinden çıktı. Şu selenin altındaki lambayı da şey yapacağım. Yenisini takacağım. Yeni aldığım seleyi takacağım. Şöyle bunu da oturtuyoruz. Oturttuktan sonra şunu şöyle oynatıyoruz. Çevirsek şöyle. Heh, tamam. Bu kadar. Şimdi sıkmaya başlayacağız. Şimdi şunu biraz öne doğru alacağım. Biraz öne git. Az daha git. Biraz daha git. Gitmiyor ki bu ya. Git daha. Ha. Dur, çok oldu. Biraz geri gel. Ha. Şimdi tamam oldu sanki. Sele gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Bayağı bir jelli yani. Ve şu ortası da bilerek delikli aldım ki hani havalı olsun. Şu orta kısımda bende aşırı terleme olduğu için şu orta kısım terlemeyi azaltıyormuş. Artık onu da göreceğiz. Bu selede ve diğer o çıkarttığım selede de hoşuma gitmeyen tek şey şu. Üstü aşırı derecede elbise tutuyor. Misalen işte şöyle bir şey giydiniz. Eşortman. İşte ya da böyle ince hani oluyor böyle koşu pantolonları falan oluyor. Yani böyle terlemeyi engelleyen ya da azaltan şeyler her neyse. Eşofman tarzı şeyler, kumaş tarzı şeyleri bunlar çok tutuyor üstü. Felaket tutuyor. Hani deri kaplı olanlar hiç tutmuyor. İşte o Seleroyal'in kullandığım selesinde hiç öyle bir problem yok. Ama bunlar çok tutuyor. Mesela bakın şu eski selemde de aynı malzeme. Bununla bu aynı. Yani şu üstleri çok tutuyor. Yani bunu neden bilerek yapıyorlar bilmiyorum. Yani şahsen deri olmasını ben çok isterdim. Yani şu selede işte dediğim gibi hani bunu çok uzun bir süreli kullanamayacağım. Zaten şöyle baktığınız zaman karşıdan da biraz kalın duruyor. Yani ben böyle seleleri hiç sevmiyorum. Estetik durmuyor. Yani benim bisikletteki en çok sevdiğim şey estetik görüntü. O yüzden dolayı yani bakacağım uzun yolda nasıl, iyi mi değil mi diye anca o zaman rahatlığını anlarım. Öyle 2-3 kilometreye tahtaya da binseniz rahattır yani. Onda bir sorun olmaz. Bunun yerine dediğim gibi de şey söyleyecektim. Ben mesela bunun yerine şey alacaktım. Brooks'un selilerini alacaktım. Ancak Brooks'un selisi de çok kötü duruyor. Bayağı bir kaba duruyor. Aşırı kaba duruyor. Cambium serisi vardı. O da 1000 lira maşallah. Yani neredeyse bir bisiklet aldınız. Birinci taksidinin çeyreğini onunla ödüyorsunuz yani. O kadar pahalı. Ha, gerek yok. O kadar aman aman üst seviyede de gerek yok. Sonuçta bir sele. Ya 1000 liraya da herhalde bunun içine şey ipek dolgu doldurmuyorlar. Bildiğiniz naylon plastik bir şey. O kadar da gerek yok. Evet, bisikletimin son hali bu. Gördüğünüz gibi selesi, pedalı ve suluk kafesi. Hatta bende bir suluk var. Bir onunla bir de bir deneyeyim bakayım şu suluk nasıl rahat hani takılıp çıkıyormuş şu yerinden. Çünkü benim için o çok önemli. Her açıdan takmam istiyorum. Misal veriyorum bu tarafta oluyorsunuz. Suluğu buradan takmak istiyorsunuz. Olmuyordu. Misal benim eski suluğum tek yöndendi. Bu üç yönden de kabul ediyor diyordu. Bir de onu bir deneyelim bakalım hani üç yönden de alıyor mu diye suluğu. Suluğumu da getirdim. Şöyle bir suluk. Şimdi deneyelim bakalım bu açıdan nasıl alıyor. Gayet rahat aldı. Bir de buradan deneyelim. Şöyle siz bakın. Gayet de rahat aldı. Gerçekten denildiği gibi. Bakın tek elde çok rahat taktım. Tek elde de çıkarttım.
Gayet güzel. Şöyle bir de deneyelim. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Ve sıkı tutuyor bakalım. Gayet de sıkı tutuyor. Bakın. Gayet de iyi tutuyor. Görüntü bu. Bu koltuğun rahatlığını, işte pedalların konforunu, suluğu zaten az uz gösterdim size, anlamışsınızdır. Ama pedal ve seleği ancak uzun yolda söyleyebilirim. Gerçekten bir farkı var mı diye. Videom bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.